اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل Cenab-ı cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, hocalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Allah celle celaluhu hepimizi, evlatlarımızı, neslimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi, ev bireylerimizi, ev halkımızı, ailemizi çok hayırlı eylesin dünyada, ahirette güzel yerlere gelmemizi hepimize nasip eylesin. Ölmüşlerimize rahmet olsun, kabirleri nurlarla dolsun, Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Filistin, Gazze yaktı bizi, çok üzdü bizi. Fakat İlginç olan nedir? O kadar şehitleri olmasına rağmen, yavruları ölmesine rağmen, efendim oradaki insanlar dimdik ayakta duruyorlar ve korkusuzca haykırıyorlar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye haykırıyorlar. Nasıl bir iman var onlarda? Rabbim onları muzaffer eylesin. Onları en kısa zamanda o Yahudilerin ve karşısında olan efendim onlarla destekli beraber yürüyen Amerika'nın, Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin hepsinin inşallah huzurlarında o kardeşlerimizin diz çökmelerini efendim nasip eylesin. Onu bize de görmeyi nasip eylesin inşallah. Değerli dostlar, kesinlikle ama kesinlikle şunu iyi bilelim ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar. El-İslam ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam iman yücedir. Onun üstüne herhangi bir efendim sistemin çıkması mümkün değildir. Allah İslamiyet'i yüce kılmıştır. Rabbim bu yoldan bizi ayırmasın. Bu davanın en sonu Kur'an-ı Kerim' yine ifadesiyle söyleyelim. Allah'ımız Celle Celaluhu öyle buyuruyor. Bismillah. Vallahu mutimmu nurihi ve lev kafirun. Kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu nurun tamamlanmasında adeta bir binaya benzetirsek İslamiyeti, şeriatı Rabbim bize bu binanın tamamlamasında güzel harçlar atmayı, tuğlalara koymayı, efendim yapısında bir yerlerde işçi gibi, amele gibi çalışmayı nasip eylesin. Herkes davasında koşuşturuyor. Biz de davamızda koşalım. Yani moruk diyeceğim. Yani yeri geliyor söylüyorum mecburen siz bilirsiniz moruk kelimesini yazın internette karşını bulacaksınız. O Moruk 82 yaşında Amerika'dan Biden denilen efendim. Biz İsrail'in arkasındayız ve efendim İsrail'e bir şey yapmak isteyen iki sefer düşünsün deyip de oralardan kalkıp İsrail'e gelip tebrik ederim yaptıklarını diyen bir kimse efendim yaşına başına bakmadan sallantıda iki kelimeyi bir araya zor getiren ve merdivenlerden çıkarken düşen yürümekten aciz olan bir kimse kalkacak bu batıl davası için koşuşturacak biz hak davası için nasıl dururuz arkadaşlar? Onun için şu anda yapacağımız en önemli, en önemli bir husus söylüyorum size. Her gün, her gün ama her gün Allah rızası için banko, iki rekat en azından hacet namazı kardeşlerimizin muzafferiyeti için kılacağız. İki rekat hacet namazı. Allah'ım ya Rabbi kardeşlerimizi inşallah zafere ulaştır o kafirlerin efendim hezimete uğradığını, süründüğünü göster bize ya Rabbi diye. Her gün iki rekat zafer bizim oluncaya kadar devam edeceğiz inşallah. <laughs> Yine ikincisi bildiğiniz gibi efendim boykotlarımızı yapacağız. Onlara ait olan ürünleri satın almayacağız. Üçüncüsü yardımlar olduğunda yardımlarımızı muhakkak bize bir efendim geldiğinde e, telefonumuza ihh ya yardım gaziye gönderiyoruz diye falan diye hemen orada da onun tuşlarına basacağız ve kardeşlerimizin yanında olmaya çalışacağız. Rabbim bu güzelliğimizi inşallah bütün yeryüzünde İslam'ın Kur'an'ın şeriatin hakimiyeti olarak bizlere göstersin. Bir de size şunu paylaşmak istiyorum. Parantez arası dostlar, bu başımıza gelen en büyük sıkıntıların sebebi ne biliyor musunuz? Bunun sebebi hilafetimizin halifemizin olmamasıdır. Eğer halifemiz olsaydı, bütün dünya Müslümanlarına sahip çıkıp, bütün dünya Müslümanlarını bir anda harekete geçirip, efendim, dünyadaki bizim yerimizi o koruyacaktı halifemizin olmasını bir tesbihin başındaki imameye benzetirsek 99 tanesi ona bağlanmış. Şu anda 57 tane İslam ülkesi var ama hepsi darmadağınık. Bir ekmeği yiyemiyorsunuz, parçalıyorsunuz. İslamiyeti de Osmanlı'yı da parçaladılar. Parçala, böl, yut taktiğiyle lokma lokma yaptılar bizi ve efendim birbirimizden ayrıldılar. Arapları Türklere, Türklere Araplara vesaire böyle düşman ettiler. Ama bunları yutmadık. Bunların hepsi inşallah efendim o çöplüğe atıldı. Yeniden İslam birliği, dirliği, İslamiyet'in bayrağı altında toplanma heyecanı şu anda bizlerde belirdi. Bütün İslam aliminde var elhamdülillah. Rabbim tamamına erdirsin. Dua edelim. Bakın kitaplarda Şöyle bir olay var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek ahirete irtihal buyurmuşlar. 12 Rab'u'yla evvelde dünyaya pazartesi sabahı geldiler. Allah'ın hikmeti 12 Rab'u'yla evvelde pazartesi sabahı da ahirette irtihal buyuruyorlar. Pazartesi günü geçiyor. Bakın salı günü geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çarşamba günü kabre defne olunuyor. O mübarek Ravza-i Mutahharada. Rabbim nasip etsin dünyada görmeyi ahirette de şefaatini nasip eylesin cennetten onunla beraber olmayı nasip eylesin. Dostlar dikkat edin. Pazartesi çarşamba. Niçin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim oradaki cenaze, e, kabir işlemleri yapılmadı? Bekletildi bir süre. Çünkü 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 Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cenazesinden önce, önce, önce Müslümanların halifesinin seçilmesi lazımdı. Pazartesi günü öğlenden sonra Hz. Ebu Bekir, Sıddık radıyallahu anh'ta karar kılındı ve Hz. Ebu Bekir, Sıddık radıyallahu anh efendim halife olarak ilan edildi, ona beyat edildi, artık İslam başsız değildir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer işlemleriyle meşgul olundu. Düşünebiliyor musunuz? Başsız Müslümanlar olamaz. Biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o günden efendim bugüne kadar 1924 yılına kadar hep halifemiz başımızda bizi efendim onlar kolluyorlardı, koruyorlardı, idare ediyorlardı, Müslümanlara sahip oluyorlardı. 1924 yılında halifeliği kaldırmakla beraber İslamiyet'in maalesef efendim maalesef ama maalesef en büyük gücü alındı elinden. Sonrasında ne oldu? Artık yavaş yavaş harf devrimi oldu. Bir gece içerisinde koca alimler, efendim kitaplar falan yazan insanlar, yani böyle kallavi alimlerden bahsediyorum. Baktılar olacak gibi değil. Cahil gibi görünürler millet tarafından. Sen efendim Latin harfleri okuyamıyorsun diye koca alim orada Cahil gibi oldu ve efendim o halimde dayanamadı, aldı kalemini, kırdı. Ben dedi bu efendim yazılar nasıl yazacağım bundan sonra, nasıl okuyacağım bunları dedi. Ve efendim hayata adeta küstürdüler o güzel insanları. Dostlar, sonrasında cumamız pazara döndürüldü. Sonrasında kılık kıyafet denilen işte efendim devrimler falan filanlar deşen yani devrilsinler yapanlar inşallah cehennemin dibine. Ondan sonrasında efendim ezanımız zamani olundu. Yani ezan Kur'an-ı Kerim'in efendim yazılarıyla yazılan o Allahu Ekber ezanı Tanrulu'dur, Tanrulu, Tangur Tungur, Tangur Tungur diye bir şeyler efendim uydurdular, icat ettiler. 18 sene 1932 yılından 1950 yılına kadar. Allah bir daha öyle karanlık günler göstermesin ya Rabbi. Allah bunlar düşünen kimselere fırsat vermesin Allah'ım inşallah. Evet. Dolayısıyla halifeliğimiz Rabbim tekrar nasip eylesin. İslam aleminin birleşmesini nasip eylesin diyoruz. Ve çok önemli bir hadis-i şerifi sizinle paylaşacağım. Onun ışığında Efendim sohbetimi e, tamamlamaya gayret edeceğim. Bakın dostlar peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünlerimizi adeta bize işaret ederek şöyle buyurdular. Dövme, dövme var ya şu şu anda gençlerin yaptırdıkları dövmeler bunları yapanlara, yapanlara, yaptıranlara Dikkat edin. Hem yapan suçlu hem yaptıran suçlu. Dövmeyi yapanlara, yaptıranlara, yüzdeki ve kaşlardaki kılları alana ve aldırana, bu da çok önemli, aman dikkat etmek lazım. Yani insanın efendim dövme yapması caiz değil, dövme haramdır. Efendim gençlerimize söyleyelim. Hatta bir insan Bilemedi yaptırdı dövmesini efendim artık oyunda çıkartamıyor öyle bir şekilde yaptırmış ki onu bütün etine ondan sonra işlemiş ve bunu çıkartamıyor bari hiç olmazsa diyor kitaplarımız alimlerimiz bu yerlerini kapatsın kimseye göstermesin. Böyle adam pazlarını yaptırıyor, omuzlarına yaptırtıyor. Ondan sonra kimisi boynuna yaptırtıyor falan böyle. Nedir bu Allah aşkına ya? Yani düşünebiliyor musunuz? Dostlar, güzel insanlar. Yani siz arabanız orijinal, efendim oraya ufacık bir boya yapılmasını bile istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu boya yapıldığı zaman bunun değeri düşer. Ben satacağım zaman mesela orijinalliğini korumam lazım diyorsunuz. Allah'ın vermiş olduğu orijinal vücudumuzu biz nasıl korumayız? Allah'a sorduk mu bunu? Allah razı değil bunlardan Olduğu gibi bizim efendim bedenimizi Allah karşısında istiyor, emanet vermiş. Sen bir arabanı efendim yapılan çizikten ondan sonra rahatsız oluyorsun. Allah bu güzelin vücudumuza yapılan çiziklerden razı olur mu? Onlardan efendim rahatsız değil mi Allah'ımız Celle Celaluhu? Aman dikkat. Aman dikkat. Nefsimizi dinleyelim, dinlemeyelim. Şeytanları dinlemeyelim. Şeytanlaşmış insanları da dinlemeyelim. Etrafımızdan etkilenmeyelim. Bizim etkileneceğimiz yol İslam'ın efendim yoludur. Kurallarımız bellidir. Allah çizgimizden bizi ayırmasın. Çizgimizden çıkarsak küt bize vururlar. Arabamız kaza yapar. Oradan da uçuruma gidebiliriz. Rabbim muhafaza eylesin yani sıcak bakmak bile bunlara doğru değil yani ne yaparsa yapsın gence karışmayalım böyle bir şey yok karışacağız söyleyeceğiz efendim yanlış olduğunu bilecek efendim neticede vazgeçecek Allah'ın izniyle büyük bir imtihandayız çocuklarımızla çevremizde de büyük imtihandayız dostlar yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki güzellik için dişlerini seyrekleştirenler yani dişini beğenmiyor normal dişin sağlıklı bir diş var. Fakat güzellik olsun, artistik olsun diye adeta gidiyor. Dişçilerde yeniden diş yaptırıyor, protez yaptırıyor, bilmem neler yaptırtıyor. Ondan sonra ve efendim Allah'ın yarattıklarını değiştirmek suretiyle kim bunları yaparsa Allah Celle Celaluhu ona lanet etsin ve Allahu Teala Celle Celaluhu ona lanet etmiştir. Lanet edildi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tedavi amaçlı olmadan saç ekleyen ve eklettiren, bakın tedavi amaçlı olmadan, yüzdeki ve kaşlardaki kılları alan, aldıran kimselere efendim lanet edildi buyuruluyor. Onun için çok önemli bir şeyimiz var burada, estetik yaptırmak. ...ben işte şuramı beğenmiyorum... ...dur... ...aman... ...aman... ...efendim Allah'ın yaratmış olduğu... ...ha... ...İslamiyet'te... ...kural olarak... ...tedavi amaçlı, zorunlu... ...başka çaren yok... ...ve bazen insanın burnunda bir kemik oluyor... ...nefes alması zorlanıyor... ...doktor diyor ki... ...bunu aldırman lazım kardeşim diyor... ...o zaman tamam bak... doktoru söyledi... ...efendim olmuyor... ...ondan sonra... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde sahabeden birisinin burnu savaşta efendim kesiliyor. Tabi burnu böyle gidince ona burun yaptırtılıyor. Yani e, gümüşten bir durum, burun yaptırtılıyor. Hatta o da koku yapınca yani istenmeyen bir koku yani durulamayacak şekilde o zaman altına dönüştürülüyor. Altın erkeğe haram olmasına rağmen burada cevaz veriliyor. Dolayısıyla yani dövmeleri zaten cevaz yok da öbür türlü olan mesela kadınların işte kılları, tüyleri olur. Erkek kocası bundan rahatsız olabilir. O zaman efendim bazı şeyler bu noktada yapılabilir. Ama ondan sonra durduk yerde ben işte dudaklarını büyüttüreyim, şöyle yaptırayım, böyle ettireyim falan filan diye estetik yaptırırsın insan Burada Allah korusun tokadı yer. Yani her şeyimize dikkat edelim. Her şeyimize. İslam müsaade ediyorsa fetvasını soralım. Fetvaya göre hareket edelim. İnşallah sizinle yaptığımız bu sohbetlerimizin bir bölümünü de günümüzün meselelerine dikkat çekmek suretiyle fetvası var mı yok mu konusunu işleyeceğiz. Mesela haftaya Allah nasip ederse borsa ile ilgili bir konu sizinle paylaşacağım borsa caiz midir değil midir ee, bu noktada sizinle efendim beraber bir ders yapmış olacağız ee, takip edelim derslerimizi ee, İnşallah Rabbim faydalı olmayı hepimize nasip eylesin başka arkadaşlarımıza da bilgi verelim onların da duymasını efendim sağlayalım Allah-u Teala'cın ziyalühü bu dünya hayatını güzel kapatıp inşallah huzuruna imanı kamille gidebilmeyi, kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi bir efendim girişle o kabir dünyamızın da cennet bahçesi olmasını, sonra da ahirette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle ilk canlarla beraber cennete dahil olmayı, cemalini doya doya seyredebilmeyi hepimize, analarımıza, babalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize nasip buyursun inşallah. Çocuklarımız, neslimiz, zürriyetimiz çok hayırlı olsun. Onlar 5 da beş vakit namazlarını kılsınlar. Hep biz söylememize gerek bile kalmasın inşallah. Harama helale dikkat etsinler. Allahu Teala yolunu bırakmasınlar. Rabbim aile bireylerimizle nasıl bu dünyada beraber oluyoruz? Cennette de Rabbim beraber olmayı nasip eylesin. Amin, amin, amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle bol bereketli yağmurlar nasip eyle. Efendim inşallah ya Rabbi helalinden kazançlar nasip eyle. Kimseye muhtaç etme. Allah'ım harama düşürme, harama bulaştırma. Faize, kredilere asla bizi götürme. Allah'ım haram lokma bize, çocuklarımıza, neslimize yedirme. Bu noktada çok dikkatli olmayı nasip eyle. Ve ya Rabbi inşallah bize diyen, dinleyen kardeşlerimizle beraber dostlarına dost olmayı ve düşmanlarına da düşman olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. توستا نسمي نفثت مي نصيبتي يا ربي امين 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 سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sahat ve selameti için, hayırların fethi şerlerin defi için, Gazze'nin zaferi için, Allah'ımızın rızası için. El-Fatiha.